30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç ve bugün de günlerden Perşembe, artık haftayı yavaş yavaş kapatırken, bitirirken aslında bütün hafta boyunu genellikle borsalarda satıcılı seyre tamamladığımızı, ilerlediğimizi söyleyelim. Bugünkü görüntü biraz daha değişik ama öncelikle bir bakalım haber başlıklarımızda neler var. TÜİK Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Şubat ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre %0,5 düşüşle 95,8 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak dedi. ABD Başkanı Biden tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı. Kararnameyle yarı iletkenler için tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve imalatın artırılması hedefleniyor. Biden, çip sorununun otomobil üretiminde gecikmelere neden olduğunu da ifade etti. IMF Başkanı, büyük ayrışmayı önlemek küresel ekonomi için yol ayrımı başlıklı yazısında gelişmiş ekonomiler ve birkaç gelişen pazar daha hızlı toparlanırken çoğu gelişen ülkenin yıllarca durgunluk yaşama riski olduğunu belirtti. Avustralya'da Facebook ve Google gibi dijital platformların kullandığı içerikler için yerel medyada ücret ödemesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre Facebook, Avustralya'daki kullanıcıların haber paylaşımını ve görüntülemesini yasaklamıştı. Ve hemen piyasalara bakalım. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Bilindiği üzere özellikle bankacılık endeksi önderliğinde genel itibariyle bu hafta satıcılı kapatan Borsa İstanbul bugün %2 artıda açıldı ama biraz geriledi. %1,2 primi var. 1500 seviyesinin üzerine kendisini atmış durumda. Düne baktığımızda %2,3'lük bir kayıp olduğunda işaret edelim. Bir döviz kurlarında yükselişin baskısı da var bu noktada dün itibariyle. Bugün biraz daha ılımlı bir dolar kuru görmekteyiz bu arada. Ve bu noktada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nda Türkiye ekonomisi için bir değerlendirmesi oldu, büyüme revizyonu. Bu da şöyle: 2020 yılı için tahminini -%5'ten %1,1 büyümeye revize ettiğini söyleyelim. Bu noktada bir de önümüzdeki hafta büyüme gelecek Türkiye'nin ve tabii enflasyon. Enflasyonda ise anketimizde, Bloomberg HT'nin anketinde yıllıkta %15,5'lik bir artış beklentisi var. Medyan beklentiden bahsediyorum. Bu noktada büyüme tahmini ise %2,3 olarak tamamında, 2020'nin tamamında böyle bir tahmin çıktı. Son çeyreğe ilişkin medyan beklenti ise %7,3 olarak kaydedildi. Dün biz Coca-Cola'nın, Şekerbank'ın, Alkım Kağıdın ve Bayrak EBT'nin bilançolarını aldık. Avrupa piyasalarıyla devam edelim biz bu arada. Almanya İstatistik Ofisi dün verilerini açıkladı. Alman ekonomisi 2020 yılında %3,7 daraldı. Dördüncü çeyrekte ise beklentileri aşarak %0,3 büyüdü. Yalnız bu daralma duvarın yıkılmasından sonraki en büyük daralma. Londra artıda, Paris artıda, Frankfurt eksi'de sadece Almanya. İtalya tarafında %0,5'lik bir prim var. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın, Lagarde'ın başkanlığında bir önceki başkan Mario Draghi'nin 8 yıllık döneminden daha fazla bilanço büyümesi yaşadığı da dikkatlerden kaçmadığını söyleyelim. Bugün bir de Amerika'ya göz atalım. Özellikle Amerika'da tahvil faizlerinde hareket devam ediyor. 10 yıllık tahviller 1,43 seviyesine kadar çıktı. Dün %1,4'e çıkmıştı. Bir sene boyunca gördüğü en yüksek seviyeydi bu noktada. Tahvil faizlerini yakından takip ederken Nasdaq eksi'de, S&P eksi'de, Dow Jones vadeli hafif artıda olduğunu da ifade edelim. Hemen emtia tarafına geçelim. Emtia tarafında ise tahvil faizlerindeki bu yukarı hareket spot altın üzerinde baskı yaratıyor. Gram altında eksi de bugün, biraz dolar TL'nin de etkisi var. Peki kripto paralarda nasıl bir görüntü görüyoruz? %2,2'lik bir prim var Bitcoin'de ama 50 bin doların altında. Brent petrol ve NYMEX tarafında ise artılar söz konusu. Brent petrol 68 dolara doğru ilerliyor. Hemen konuğumuza dönelim. Hakan Sezgin. Hakan Bey, iyi günler. İyi günler. Efendim, şimdi biz tabii kadınlar olarak severiz mücevheratı. Bu pandemi döneminde ben merak ediyorum, 2020 yılında satışlar nasıl oldu? Tüketiciler devam ettiler mi bu pandemi döneminde evde kapalıyken online satışa, alışa veya alışverişe? Bu dönemde tabii ki online satış tüm perakende zincirlerinde olduğu gibi bizde de sonuç mağazalarında online çok ciddi bir artış oldu.
Mağazalarda ise daha tabii biliyorsunuz belli bir dönem kapalı kaldık 2020'de. Hala da hafta sonları kapalıyız cumartesi pazar. Tabii bu cumartesi pazar insanların en çok alışveriş yaptığı günler, özellikle çalışan kesim. Çünkü çalışan kesim mesaisini bittikten sonra alışveriş merkezine, AVM'ye yetişmekte zorlanıyor. Bu da tabii işleri olumsuz etkiliyor. Fakat herhalde yakın bir zamanda umarım açılacaktır. Tekrardan toparlanacağını düşünürüz. Biz gene de bir şekilde yatırımlarımıza devam ettik bu süreçinde. Hiçbir zaman durmadık. Hem yeni koleksiyonlar yaptık, hem altın mücevhere girdik. Özel bir taşımız var. Pırlantadan kesinlikle ayırt edilemiyor. Önce sadece makineden ayırt ediliyorlar. Bu ürüne girişimde bulunduk. Buna yatırım yaptık ve şu anda da bu koleksiyonlarımız olarak devam ediyor. Peki şimdi 2021 yılı için nasıl bir başlangıç oldu? Şubat'ı yavaş yavaş bitirirken nasıl öngörünüz? Devam ediyor tabii, biliyorum kapanmalar, ama nasıl başladık ve nasıl bir yıl öngörüyorsunuz? Siz eğer bu Mart ayından sonra böyle kademeli açılımlar başlarsa kısıtlamalarda nasıl beklentiniz? Umutluyuz. Şöyle herhangi bir negatif bir şey olmadığı takdirde, büyük bir kapanma vesaire gelmediği takdirde, inşallah da olmaz. Geçen sene acısını çıkaracağız gibi geliyor. Çünkü insanlar gerçekten artık sıkıldı ve ihtiyaç olan ürünlere de insanların ihtiyacı var. Gençler büyüyor, düğünler olacak vesaire bu saçında. Bizler de tabii bu tür ihtiyaçlara karşılık vereceğiz, karşılayacağız. Umuyorum kötü bir olmayacak. Yani 2020'den en azından 2020'den daha iyi olacak. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıyorum ben. Evlenmelerde %10'un hafif üzerinde bir daralma var, azalma var. Bunun sektör etkisi nasıl? %10'un üstünde mi daralma yaşanıyor sizde? Tabii aynı şekilde etkileniyor. Özellikle düğünlerin olmaması, sadece küçük toplantılar halinde nikahlar vesaire gibi toplantılar olması alışverişi negatif etkiliyor dolayısıyla. Hem insanların o düğünde gelip hem kendi hediyesini vermek hem de kendi üstüne başına da alması da bir ticarete olumlu etkiliyor tabii. Bunlar açıldığı vakit dediğim gibi daha iyi olacaktır. Bize de aynı şekilde sadece kuyumculuk sektörü değil birçok sektöre etkisi var bunun. Sadece tekstil olsun, mobilya olsun vesaire her şey. Tabii tabii. Evlenme, evlilikler azalınca mobilyaya da kadar, ufak ev aletlerine kadar her şey etkileniyor. Şimdi hem altın hem de gümüşe talep de var. Eskiden hep altın derdik, bu sefer gümüş, uzun bir süredir de gümüşe talep var. Biraz değerlendirebilir misiniz? Şimdi gümüşe altından daha fazla bir beklenti var artış olarak, dolar bazında konuşuyorum. Şöyle bir araştırma yaptığımız vakit uluslararası yatırımcı firmalar 2021 yılının sonuna doğru yani şu an gümüşün kilosu aşağı yukarı 900 dolar 1200 dolara kadar çıkacağını tahmin ediyorlar. Dolar bazında bir artış beklentiler. Altında ise sadece durağan bir dönem beklentileri var. Yani şu anda 58 bin dolar civarında olan kilosu ons olarak da 1800 dolar dersek onda sadece 1600 ile 2000 dolar arasında gidip geleceğini söylüyorlar onsun. Bunun da sebebini araştırdığımız vakit biraz önce siz de bahsettiniz, bazı şeyler var. Bu kripto paralar böyle bir dünya çapında bu piyasalarda bir rol almak istiyor tabii. Ama ne olur gerçekten ben bilemiyorum yani ne olur diye. Gerçi kimse bilmiyor galiba ama bekleyip göreceğiz. Evet. Yani çok bilindik bir durum değil tabii bu. Yeni bu pandemiyle yaşadığımız yeni bir sistem mi acaba, bilmiyoruz bu kripto paraları. Peki şirket olarak yeni yatırım planlarınız var mı? Çünkü ötelenen yatırımlar da oldu doğal olarak 2020 yılında ama 2022 veya önümüzdeki 5 yıllık süreçte. Kesinlikle 2020'nin başında zaten iyi gitmeyen bir iki tane mağazamız vardı. Onları kapatıp onun dışında gene mağaza açmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yatırımlarımızı durdurmuyoruz. Hem elemanlarımızı işsiz kalmaması çok önemli bizim için. Hem de bizim yapmış olduğumuz yatırımlar karşılığı ileride geri gelmesi için. Yatırımı devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi altın mücevherata girdik. Eskiden de vardı ama bu kadar çok değildi.
2021'in sonuna kadar bütün koleksiyonun %25'ini altın yapıp 2022'de %50'sine kadar koleksiyonu altın yapacağız. Ama gümüş de altın beraber yan yana sergilenecek. Avrupa ülkelerinde bizde pek fazla yok. Kuyumcular altın, gümüşçüler gümüş satıyor. Ama Avrupa ülkelerine baktığınız vakit, daha doğrusu gelişmiş ülkelere baktığınız vakit bunlar hepsi bir kombin şekilde satılıyor. Bizim de hedefimiz öyle bir Avrupa markası yolunda ilerlemek. Hem gümüş, hem saatimiz, hem güneş gözlüğümüz, hem altın mücevheratımız hepsi beraber sergilenecek. Şimdi bazı perakende şirketleri, büyük zincir mağazalar, giyim mağazaları, moda mağazaları ara ara duyduk mağaza kapatıyorlar. Tabii talep dolayısıyla azaldığı için. Peki Solçik, 2020 yılında daha doğrusu şöyle sorayım. Türkiye'de kaç mağazanız vardı? Sizde mağaza kapatma oldu mu? Ya da önümüzdeki dönem içerisinde bildiğim kadarıyla sizin yurt dışında 4 mağazanız var. Bunu arttırmakla ilgili bir planlamanız var mı? Evet, yakın coğrafyada açılımımız devam edecek Türkiye dışında. 2020 yılında 3 tane mağaza açtık. Sadece bir tane kapamıştık. 2020'nin başıydı o. Ondan sonra 3 tane mağaza açtık. 2021'de de şu andaki yapmış olduğumuz kiralamalarla zaten henüz 5 tanesi bitmiş kiralamaların durumunda ve onun deklarasyonu başlanacak. 2021'in sonuna kadar da toplam 10 tane daha mağaza açacağız. Hı hı. Peki şimdi Aralık ayında BDDK bir düzenleme yaptı bu taksit sayılarıyla ilgili olarak. Düşürdü tabii bu sektörde pardon 8'den 6'ya düşürdü bu taksit sayısını. Evet. Etki nasıl oldu? Çok olumsuz bir etki yansımadı, algılamadık yani. Eğer tabii 8'den 1'e 2'ye düşseydi belki o zaman çok daha olumsuz şey olabilirdi, yansıyabilirdi ama 6 idealdir. Bence doğrusu da budur. Hı hı. Benim şahsi fikrim yani. Ne fazlası ne azı idealdir. Fazlası da çünkü ekstra bir maliyet bindiriliyor. Bu maliyetler bir şekilde de ürüne yansıyor eninde sonunda. Dolayısıyla bu böyle bir şey normaldir bu altın taksit sayısı. Peki bir de son olarak dijitalleşme dedik, online mağazacılık dedik. Önümüzdeki süreçte biraz daha farklı bir iş yapış şekline mi gidiyor? Sizin bu noktada teknolojiye dair ekstra yatırımınız var mı, olacak mı? Tabii yeni yazılımlar yaptırdık. Devam ediyoruz. Büyüyecek kesinlikle. Şimdikinden daha da büyüyecek. Ben geçen seneden bu zamana kadar yani 2019'da mukayese edersek %200, %250 gibi büyüdü bizim Solçik.com'daki e-ticaret satışımız. Bu daha da büyüyecek ama bazı sektörler gibi kuyumculukta yani bu oran %20 kadar belki ulaşabilir diye düşünüyorum perakende satışlarda ama daha üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü hala insanımız belli bir rakamın üstünde görüp almak, işte takmak, denemek vesaire istiyor. Ama bu %20'lik oran tabii çok ciddi bir oran. Şu andaki şeyimiz hala %5 ile %10 arasında geliyor kapasitemiz. %20'si çıkması demek. Bunun daha en az %100 daha artacağı demektir. Bu da tabii ciddi bir rakam. Yani bir dükkan karşılığında aşağı yukarı 5 dükkan gibi görebilirsiniz bir e-ticareti. Hakan Sezgin Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi Cemre Nur Karaca muhabirimiz, Pronto Tur Başkanı Ali Onoran'la sohbeti var. Cemre merhaba. Cemre beni duyabiliyor musun? Vazeliha, geçtiğimiz yıl turizm sektörü pandemiden sesim geliyorum şu an. Çok rahat, devam et istersen. ...2020 yılında pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm sektörü oldu. Son bir haftadır yaşanan gelişmelerle birlikte sektörün ümitleri de yükselmeye başladı. Yanımda Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran var. Ali Bey hoş geldin. Merhabalar, selamlar Cemre Hanım. Şimdi öncelikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte İngiliz turizm... Türkiye'ye olan talebini sormak istiyorum. Nedir orada durum?
Evet, şimdi bir takvimin açıklanması esasında çok artı oluyor. Çünkü insanlar o belirsizliğin azalmasından dolayı taleplerini artırıyorlar. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bir seneden beri hakikaten biz çok zor bir dönem yaşıyoruz. Neredeyse sıfıra inen zamanlarımız oldu. Hiç iş yapmadık ve belirsizlik azalınca, yani ne yaptılar İngiltere'de? Dediler ki Haziran'dan itibaren seyahatler başlayabilir. İşte bununla birlikte de birçok tur operatör hemen reklamlarına başladı, satışlara başladı ve bazı tur operatörlerinden aldığımız bilgiler yaklaşık %300'ler civarında artışlar var. %100'ler, %300'ler. Bunlar güzel tabii ki. Yani hatta bunun bir benzerinin inşallah bizim ülkemize de yakın bir zamanda yapılabilmesi çok önemli. Çünkü bizim en büyük sorunumuz belirsizlik. Yani uluslararası seyahatler ne zaman başlayacak, seyahatler ne zaman başlayacak? Yani bunların takvimi esasında insanlardaki belirsizliği azaltıyor. O bakımdan çok önemli. Dediğim gibi çok ciddi bir İngiltere'den artış var. Ali Bey, başka ülkelerden, hangi ülkelerden talep var peki Türkiye'ye? Şöyle söyleyeyim, kuzeyden özellikle başta Rusya olmak üzere Ukrayna gibi ülkelerden ciddi talep artışları var. Bunun dışında yani kötü giden yerlerde Avrupa Birliği diyebiliriz. Almanya, Fransa gibi, İtalya gibi ülkeler daha halen oralarda aşılama da biraz yavaş gidiyor. Onun için diyebilirim ki oradaki talepler şu anda maalesef çok yavaş. Peki erken rezervasyonda gelmek istiyorum. Özellikle yerli turist için oldukça önemli. Nedir durum? Geçtiğimiz yıl oldukça aslında talep vardı ama iptaller de yaşandı. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok dolu. Erken rezervasyon yavaş yavaş başladı. Dediğim gibi insanlar işte bir şekilde ileriye dönük artık planlarını, seyahatle ilgili, tatille ilgili planlarını yapmak istiyorlar. 2019'un %25'lerinde diyebiliriz belki şu anda, yani 1/3'ünde veya diyebiliriz en iyi ihtimalle şu andaki erken rezervasyonların. Tabii şunu da yavaş yavaş görmek gerekiyor. İşte hangi oteller açılacak, ne zamandan itibaren işte bu şeyler, yasaklar bitecek. Bunların da biraz azalmasıyla beraber tahminimce artacaktır. Çünkü şu anda en önemli şey iç turizm. İç turizmin hareketlenmesi dış turizm kadar da önemli. Ciddi bir açığı kapatıyor aynı zamanda turizmde, iç turizmde. O bakımdan dolayı özellikle deniz tatili yavaş yavaş canlandı. Yurt içi kültür turları arkasından geliyor. O biraz daha yavaş yavaş başlıyor. Bir sonra da yurt dışı başlayacak ama daha yurt dışı tatillerle ilgili planların yapılması çok çok zayıf. Onun içinde dediğim gibi biraz daha uluslararası bu yasakların ne zaman biteceğiyle ilgili biraz daha önümüzdeki günleri göreceğiz herhalde. Peki yurt içi için rezervasyonlar yüzde kaç seviyesinde? Yani yaklaşık olarak %25'ler, %30'lar seviyesinde. Bu gittikçe artıyor. İlk önce %20'lerle başladı. Yani bir ay önce sorsaydınız ben %20 diyecektim. Şimdi bu %25, %30'lara geldi. Yani gittikçe artıyor. Belirsizlik azaldıkça, tarihler yaklaştıkça daha da iyi olacaktır. Tahminimce dediğim gibi bu bir ay içinde biraz daha böyle %50'lerin üzerine çıkacağız. Tabii bir 2019'u beklemek bugünden zor. İnşallah yazın işte bu aşılamanın belirli bir noktaya gelmesinden sonra olacak. İyi de gidiyoruz, yaklaşık aşılamada dünyada 6. sıradayız. Tabii nüfusumuz da az değil. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama gittikçe artarak devam eden bir erken rezervasyon talebi var. Ali Bey, Halk Bankası'nı da sormak istiyorum. 100.000 lira kredi desteği açıklandı daha dün. Sektör için can suyu olur mu bu destekler? Kesinlikle çok ihtiyacımız var. Yani bundan önce de çok ciddi bir bankalar tarafından verilmesi planlanan bir desteğimiz olmuştu. Çok az firma, turizm firması bundan faydalanabildi. Çünkü şunu unutmayalım, bunlar açıklanıyor ama turizm firmalarının bilançoları şu anda kredi alma konusunda çok aşağılarda, çok kötü. Bilançolarımız çok çok kötü. Bunu unutulmaması gerekiyor. Onun için kriterlerin çok aşağıda olması gerekiyor. Çünkü bankalar da haklı, geriye dönüşlerini düşünüyorlar. Ama şu anda can suyu olacaksa bizim en azından bir 6 ay daha önümüzü görebilmemiz için, 6 ay daha bizi idare edip normale geçişe bizim kendimizi atabilmemiz için, turizm sektörünün varlığını devam ettirebilmemiz için bunlar gerekli. Ve bu gereksinimin de karşılanması için dediğim gibi direkt olarak bilançoların kötülüğüne bakılmaması, biraz daha bizlerin tarafından bakılması gerekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu özellikle de küçük
tur operatörlerine, küçük seyahat ajantalarına can suyu olacaktır. 100 bin liraya kadar olan bir miktar. Çünkü 10 bin tane seyahat ajantası var. Burada çalışan on binlerce insan var. Çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin her tarafını besleyen bir sektörüz biz, biliyorsunuz. Çünkü her 10 kişiden bir tanesi turizm sektöründe çalışıyor Cemre Hanım. Bu çok önemli. O bakımdan dolayı dediğim gibi biraz daha bizleri düşünerekten eğer bu krediler verilirse çok ihtiyacımız olduğu kesin. Son olarak şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene iptaller hem sektörü hem de tatilcileri zorlamıştı. Bu yıl için bir kriz planınız var mıdır? Yine aynı senaryolar yaşanırsa nasıl önlemler aldınız? Evet, vallahi tabii esasında öngörülerimizin hiçbiri çıkmadı. Yani o kadar uzadı ki biz çok daha erken seyahatlerin başlayabileceğini düşünüyorduk. Çok uzadı. O bakımdan dolayı da öngörülerimiz dediğiniz gibi hakikaten tutmadı. Birçok iptaller oldu. İptallerin karşılanması konusunda tur operatörleri zor durumlarda kaldılar. Bu seneki durumda tabii biraz daha bizler de çalıştık. Örneğin şu anda iptallerle ilgili bir COVID sigortası var. Bir defa bu çok önemli. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani bir ulusal veyahut da uluslararası salgın sigortanın içine dahil değildi. Şimdi artık bunlar geliştirildi. Onun için iptaller konusunda daha bizler de çalışmalarımızı yaptık. Daha tedbirliyiz. Misafirlerimize daha uygun bir şekilde herhalde devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet Zeya, Ali Bey'den Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'dan 2021 turizm beklentilerini aldık. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Cem'e teşekkür ediyorum. Ali Bey'le selamlar diyelim biz buradan. Ve Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elman'ın açıklaması vardı. Biliyorsunuz bir süredir reform paketlerini bekliyoruz. Hazırlıklarda sona gelindiğini söyledi bakan. Ve Mart'ın ikinci haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak ifadelerini kullandı. Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir çalışmaları devam eden insan hakları eylem planını önümüzdeki hafta Salı günü, ekonomik reform paketini de ondan bir hafta sonra kamuoyuna duyuracaklarını söylemişti. Ve büyüme gelecek. Türkiye'nin büyüme rakamını alacağız biz önümüzdeki hafta. Bloomberg HT Araştırma Departmanı da yapmış olduğu ankete 21 kurum katıldı. Bu 21 kurumun medyan beklentisi 2020 yılı içerisinde Türkiye'nin %2.3 oranında büyüyeceği yönünde oldu. Bloomberg HT Araştırma Bölümünün 2020 ve 2021 yıllarına dair büyüme beklentileri anketine 21 kurum katıldı. Medyan tahmin Türkiye ekonomisinin 2020'nin tamamında %2.3 büyüyeceği yönünde oluştu. 2020 için en düşük tahmini veren kurum %1.8, en yüksek tahmini veren kurum %2.5 büyümeyle yılın kapanacağını öngördü. Kurumların 2020'nin son çeyreği için medyan büyüme beklentisi ise %7.3 seviyesinde gerçekleşti. 2021 büyüme beklentileri için 19 kurum görüş bildirdi. Bloomberg HT anketine göre 2020 için medyan büyüme beklentisi %4.5 oldu. En düşük tahmini veren kurum, Türkiye ekonomisinin 2021'de %2.5 büyümesini bekliyor. En yüksek tahmini veren kurumsa, Türkiye 2021'de %6 büyüyebilir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %6.7 ile beklentilerin üzerinde büyümüştü. Türkiye bu performansıyla G20 ülkeleri içinde 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olmuştu. Önümüzdeki hafta ayrıca Türkiye'nin enflasyon rakamını alacağız Şubat ayına ait. Tabii bu markete'nin yapmış olduğu ankete 17 kurum katıldı. Bu kurumlardan medyan beklenti aylık bazda %0.8, yıllık bazda enflasyonun %15.5 yönünde oranında artacağı yönünde oldu. Bloomberg HT araştırmanın Şubat ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Şubat ayı anketine 17 kurum katılırken medyan tahmin Şubat'ta aylık tüketici enflasyonunun %0.8, yıllık enflasyonun ise %15.50 olacağı yönünde. En düşük beklentiyi paylaşan kurum Şubat ayında aylık enflasyonun %0.5, yıllık %15.1 gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurumsa Şubat ayında
tüketici enflasyonunun aylık bazda %1.71 artmasını, yıllık bazda ise enflasyonun %16.5 gelmesini bekliyor. 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ise medyanda %11.2 seviyesinde. Ankete verilen cevaplara göre yıl sonu için en yüksek enflasyon tahmini %14.29, en düşük tahmin ise %10. Merkez Bankası'nın 2 hafta önce açıklanan Şubat ayı beklenti anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki %11.15 seviyesinden %11.23'e yükselmişti. Ve 30 dakikayı burada sona erdiriyoruz. Birazdan Arzu Maliki sunumuyla üst düzey programı yayında olacak.